Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 7. Ben 6.30'da falan kalktım, 6.35 gibi. Hemen kahvaltılıkları çıkarttım, çayı demledim. Fıstık, günaydın. Hayal, nasıl biliyorsun ismini? Günaydın. Birazcık hayalle oynadık. Ondan sonra da şey yaptım. Tost makinesine biber koydum közlenmesi için. Şöyle kırmızı kaplı biber. Onlar 2 dakikaya falan olur zaten. Güzelce de çayımız da tamam. Onun altını kapatalım. Hadi bakalım çayımızı götürelim. Biberler de olur zaten 2 dakikaya. Yataktan da uyandı, elini yüzünü yıkamaya gitti ablaları. Havalar o kadar serinledi ki sabahları artık. Akşamdan açık bıraktığımız yanı sabah kalkıp hemencik kapatıyorum. Baya baya serin. Ama bir iki saat sonra şey oluyor ya, ısınıyor yani. Uyuyor. Çirkin. Çirkin. Biberler de oldu. Bu kadar yeter zaten. Hafif şeye kırılsın, sertle kırılsın yeter. Şimdi ben bunları böyle böyle keseceğim. İçlerini temizlemiştim zaten. Tamam, biberlerimiz de okey. Tek lokmalık kestim onları. Hak'tan böyle daha çok seviyor. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Ben şimdi çayları koyayım. Bakalım demi çökmüş mü? Çökmüş. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Dükkana geldik arkadaşlar. Dükkanı zaten toplu bırakmıştım. Biliyorsunuz salı çarşamba evdeydim. Pazartesi çıkarken toplu bırakmıştım. Mutfakta aynı şekilde bir dağınıklığı yok. Bugün zaten yoğunluğumuz var. Birazdan başlayacak. O yüzden dedim önce ben bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Hazır olayım. Yoğunluğa. Saatlerimiz de tam kaç olmuş bakalım. Tam 10. 10'u çeyrek geçe gibi başlayacak. Kaç müşterilerim falan gelecek. Kahvemi aldım, geldim arkadaşlar. Şöyle yüz yüze de bir selamlaşalım. Sabahları yüzüm gözüm şiş oluyor. Evi falan da topladım. Öyle çıktım. Mutfağı falan topladım. Yatak odasını topladım. Öyle çıktım. Dükkan da toplu. Dediğim gibi bugün yoğun bir gün. İki gün gelmedim ama dükkanı özlemişim. Değil mi kara kızım? Gel. Gel anneye. Gel.
Karapuzuydu, ben çok özledim. Dün eşim geldi ama ben evdeydim dediğim gibi. Annesinin güzeli, bu güzeli. Bol param benim. Öpücük. Maymun. Kısım. Boncuk kısım benim. Özledin mi beni? Özledin mi? Arap. Arap, Arap, Arap. Göbeğini yerim ben senin. Sarkık göbek. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dün Haktan'ın kitap kaplama işlerini de bitirdim çok şükür. Çok bir kitabı yoktu ama işte onları kapla, etiketle falan bayağı bir uğraştım. Dün gösterdim zaten, o hazır kaplar var ama ben onları hiç sevmiyorum. Yani şöyle, ben sevmiyorum derken yırtılıyor, çıkıyor, onları bantlasam bile olmuyor. İstediğim gibi olmuyor yani. Bunları sene başı bir kaplıyorum. O şeffaf kaplarla sene sonuna kadar tertemiz dayanıyor. Hiç gerek yok yani. Bir saat falan sürdü, onların etiketini falan hazırladım, yazdım. Küçükken de ben defterlerimi kaplamayı çok severdim ama bizim zamanımızda şey vardı, böyle heves ederdim. Renkli renkli böyle güzel kaplar vardı. Simli, renkli, hani öyle kaplar vardı. Onları ben mesela kaplamayı çok severdim, çok heves ederdim. Öyle canlarım. Arabada salam kestim. Her zaman vermiyorum da böyle arada bir cici mama tarzında veriyorum. Nasıl yiyor yavrum? Biz eve geldik arkadaşlar. Flaşım mı açık benim? Evet. Şöyle, eşim bugün balık söyledi dükkana. Balıkçı tanıdığı varmış. Böyle şeye getiriyormuş sipariş üzerine. Dükkanla güzelce ayıkladı, yıkadık falan. Hamsi aldı 2 kilo. Kilosunu 50'den almış. Bakkaldan şalgamla mısır unu aldık. Bir de 2 tane taze ekmek. Bir de ben bugün markete uğradım. Tereyağım bitmişti. Kebir'in tereyağını aldım. Bunun lezzeti güzel oluyor. Hem de fiyatı da diğerlerine göre daha bir tık daha uygun oluyor. Şöyle bir tane çilek reçeli aldım. Gül reçeli alacaktım da bulamadım. Bir tane Haktan okulu için aç bitir aldım. Bir de son olarak da şöyle az bir şey salatalık seçtim. Domatesim var da salatalığım bitmişti. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi güzelce ne balık tavasıyla, çift taraflı balık tavasıyla balık kızartacağım. Hamsileri dizeceğim böyle. Hamsi tava yapacağım. Ben balıkları dizene kadar çayın altı da kaynar. Bunu demlerim, hazırda kalır. Bugün bir tık erken çıktık balık kızartacağız diye. Saat 7'ye 20 var. Siyah çantanın ya ön gözünde ya da büyük gözünde. Şöyle birkaç tane torbaya geçirdim altı atmasın diye. Tamam. Yok yok. Tamam. Şimdi şöyle mısır ununu açacağım. Mısır unuyla yapacağım. Çok lezzetli oluyor böyle. Yağda kızartmayacağım. Tavada yapacağım, az yağlı.
Gene de küçükler ha, hamsiler. Ama Karadeniz hamsi böyle olur. He. Tabii. İrileri var. Çok lezzetlidir. Vallahi hemen iyi, lezzetli olsun da. Iyi. Küçük olsun. Geçen sene de hamsi neredeyse hiç yoktu değil mi? Efendim? Hamsi. Geçen sene hiç yok gibiydi. Çok küçüktü. Çok küçüktü evet. Kızartmana değmez. Böyle tavada da biraz el oyalıyor ama çok lezzetli oluyor. Hem de daha az yağlı oluyor. Çıtır çıtır çiçek gibi çıkıyor. Buradan herhalde bir üç tava çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Dizelim de. Ben bunun tersini çevirince bu ilk dizdiğim tavayı alıyorum. Onlar tersi kızarana kadar tekrardan bunu şey diziyorum. Öyle daha iyi oluyor, pratik oluyor. Kısık ateşe koyarım şimdi, döndüre döndüre kızartırım bakalım. Tamam. Bu kadar yetti. Birinci tavayı attım şöyle. Hemen kapağını da kapattım. Şöyle döndüre döndüre kızartacağız bakalım. Biz bu tavayı kaç sene önce almıştık? Biz bunu aldığımızda 50 liraydı. Şimdi bunlar 200 lira falan olmuşlar. Burada da daha bir iki tava daha çıkar rahat. Şöyle bir tavasını çıkarttım. Şöyle bir tabak daha hazırladım. Şimdi ikinci tavayı da attım. O da burada oluyor. Şöyle dizdim gene güzelce. Hem etrafta şey olmuyor. Yağ sıçramıyor. Bununla iyi oluyor. Şeyimiz de kaynadı. O da demini alsın bir yandan. Son tavamızı da attım. Şimdi bunlar güzel kızaracak. Şöyle çevire çevire. Altında şöyle hafif yarımlayalım. Böyle eşim de şalgamları koydu. Azizallah. Balıklarımızı da çıkarttık. Bir tava daha gelecek. Soğan kestim yanına da, limonla. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Veririm hayatım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Çayımı demlemiştim zaten. Şimdi önce ocağı bir sileyim ki çayı rahat rahat ısıtabileyim. Ben bulaşıkları yıkayana kadar da çay ısınmış olur. Ne kadar çift taraflı tavada da yapsam yine de ister istemez yağ oluyor. Normalde ben sofraya oturmadan ocağı silip öyle otururum ama bu sefer çok açtım vallahi, hiç şey yapamadım. Karnım çok acıkmıştı. Hemen balıkları olur olmaz oturdum.
ocağı silip, bulaşıkları yıkayıp öyle otururdum normalde. Ne oluyor? Bu sefer de böyle oldu, bir şey olmaz. Lan! Ne oldu oğlum?
Mutfağımı güzelcene topladım. Bulaşıkları yıkadım. Gördüğünüz zaten tezgahımı da temizledim. Lavaboyu da güzel oldum. Şimdi şöyle tatlı koydum. Şimdi annem dedi balığın arkasında sütlü tatlı yenmez diye. Yani bilmiyorum, daha önce yedik biz, bir şey olmuyor. Balık da tazeydi de eşim, bir şey olmaz dedi. Şöyle sütlü tatlı koydum. Şimdi siz de dersiniz belki balığın arkasında sütlü tatlı yenmez diye, ama ne bileyim ben. Bir şey olmaz ya. Şöyle çaylarımızı da koyalım. Tatlarımızla beraber. Çünkü insanın balıktan sonra canı tatlı çekiyor. Şöyle demli bir çay koyayım kendime. Eşime bir tık daha açık koyacağım. Bunda kansızlık yapıyor çünkü. Sofrayı falan da topladım. Güzel sabunlu bezle. Bezimi 2-3 kere sabunladım. Tekrar sildim. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben artık içeriye gidiyorum. Dinlenmeye geçeyim. Bugün çok çok yoğun bir gündü benim için. Arda arda 3 tane manikür pedikür yaptım. Daha birkaç müşterim daha vardı, öyle zorlu işler. Her neyse, sağlık olsun, çalışalım. Hiç önemli değil. Öyle canlarım, bugün böyle erken kapatayım. Saatlerimiz tam tamına 8:05 geçiyor. Burada da vedalaşalım. Yarın inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlarım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.